önceki videoda Shift ve Rotate komutunu anlatmıştım. Şimdi buradaki Shift komutunu kullanarak bir kara şimşek yapalım. Bundan önceki videoda sadece sıralı olarak tek şekilde çalıştırmıştık çıkışları. Şimdi iki yönde de hareket etsin. Ne demek istiyorum? Q00'dan başlasın. Birer saniye aralıklarla Q0.7'ye gelsin. Q0.7'ye geldikten sonra Q0.7'den Q00'a dönsün geri ve bu şekilde devam etsin. Bunun için önceki örneğimizdeki yapıyı kullanacağım. Şurayı bir silelim. Yapıda ilk olarak ne yapmıştık? Butona bastığımızda birilerini atamıştık. Yani Q0.0'ı aktif etmiştik. Q07'ye giderken sol yapacak. Yani Shift Left kullanacağım. Qbyte 0'ı kaydırsın. Yine Qbyte 0'a ve birer bit. Tamam. Daha sonra ne yapacak? Yine aynı şekilde. Bu sefer write kaydırma işlemi yapacak. Yani Q07'den Q0.0'a doğru. Bunu yaparken de ne kullanmıştık? Şurada bir tane zaman rölesinden yaptığımız clock sinyalini. Yine aynı clock sinyali sağ içinde geçerli. Ama burada bir sıkıntı var. İkisi de aynı anda devreye giriyor. O zaman burada bir şartım daha olacak. Bu şart varsa sol kaydıracak. Bu şart varsa sağ kaydıracak. Ama onu şu şekilde yapacağım. Şart yoksa ilk başlangıcım ne benim? Left kaydırma. Kapalısı Q07'ye gidecek. O şart oluştuğunda açık doğru. O şart oluştuğunda da right kaydıracak. Peki bu şart ne zaman oluşması gerekiyor? Tekrar buna dönelim. Aklınıza şunlar gelebilir. Ya Q0.7'nin düşen kenarında. Q0.7'nin düşen kenarında bunu gerçekleştirdiğinizde şurada Q0.7 tekrar devreye girdiğinde bir düşen kenar daha oluşacak. O değişim Q0.7 üstünde birer saniye aralıklarla olacağı için işimize gelmez. Ya da atamayı 128 değil de şurada onun 1.6 neydi yani Q0.6'yı aktif eden neydi? 64 olarak yaparsınız. Buraya geldiğinde ne olacak sıfıra? Tekrar başa dönmesi için Q0.0'ın düşen kenarı dediğinizde de burada sayı değerini 1 değil de 2 yapıp Q0.1'den başlatmanız lazım. Bu biraz kafa karışıklığına neden oluyor. Ben şöyle yapacağım. Q0.7'nin yükselen kenarında o şartı sağlayacağım. Sayı 128 atadığımda zaten sayı 128 atandığında tekrar Q0.7 devreye girmiş olacak. Tamam. Bu şekilde devam edecek. Q0.0'ın da yükselen kenarında bu işte başlangıç koşuluna dönmeyi yapacağım ve sayıyı bir atayacağım. Bunu şimdi biraz daha iyi anlayacaksınız. Diyorum ki şurada left kayma başlasın. Şurada şart yok. Sola kayma başlasın. Ne zamana kadar bu olsun? Q0.7'nin yükselen kenarına geldiğimizde ne verdik buna? Merkür 10.0, Merkür 10.1. Peki bu şartı neyle sağlayayım? Merkür 0.0'ı kullandık. Merkür 0.1 diyeyim. Bunu ne yapsın? Setlesin. Şimdi ne oldu? Q0.7'nin yükselen kenarını gördüğünde Merkür 0.1 setledi. Tabi buralarda Merkür 0.1 olacak. Setleyince şurayı açtı, sola kaydırmayı durdurdu. Burayı kapayacak, sağa kaydırmaya başlatacak. Ama orada şöyle bir sıkıntı var. Çıkışlar söndüğünde Qbyte 0'ın hafıza alanı 0 oluyor. Hafıza alanı 0 iken siz ister sağa kaydırın ister sola kaydırın bir şey değişmez çünkü veri 0. O nedenle burada bir veri değeri atatmam lazım buna. Yine Moblock'la. Peki ne değerini atayacağım? Q0.7'ye geldiğinde yukarıya açıp burayı kapayacağı için Q07'den itibaren başlatacağım. 128 değerini atayacağım. Aynı işlemde bunun resetlemesini yapacağız. Ctrl A, C. Bu sefer ne zaman başa dönecek? Yani bu reset olacak. Karıştırmayalım. Yani şu başlangıç koşuluna ne zaman dönecek? Şurada ilk verdiğim butona basmışım gibi. Q0.1'in yükselen kenarında. Bu da Merkür 10. Bu sefer sayı değeri ne olacak? 1 olacak. Peki Merkür 0.1 setlik alabilir mi? Setlik alabilir. Şöyle bir şey yapacağız. Şu butonun yükselen kenarını kullanmıştık ya şurada.
en aşağıda butonun düşen kenarını kullanacağım. Artık butondan elimi çektiğimde marker 10.3 oldu. 3 oldu. Hem hiçbir çıkış yanık kalmasın, hem de marker 0.1 şu setli kalabilir, hem de onu resetlesin. Gönderiyoruz şimdi. Washtable'ımızı açalım. Girişi vereyim. Olmadı. Bakın Q0.0'ın yükselen kenarını görüyor ve devam etmiyor. Left'te sorun var. Gelelim buraya. Şimdi ne oldu? Burada da online alalım. Left kaydırmada merkez 0.1 özür. Niye olmadı? Burası Q0.0. Yanlış yapmışım. Şimdi gönderiyorum tekrar. Aldık. Bir daha veriyoruz butonu. Şimdi olay şu. Geldi şuraya Q0.7'nin yükselen kenarında right kaydırmayı açtı. Açarken de şu Q0.7'yi yakmak için tekrar aslında yükselen kenarında Q0.7 yandı. O bir çevrim oldu orada. Tekrar Q0.7'nin yanmasını devam edebilmesi için 128 değerini atadık. Tekrar dönüşe geldi. Q0.0'ın yükselen kenarında başlangıç koşullarına döndü. Bu sefer başlangıç koşullarına döndüğünde yükselen kenarda Q0.0 çalıştı ama tekrar devam edebilmesi için bir değerini atadım içerisine. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi şunu deneyelim. Şu girişi keseyim ses yapmasın. Q0.0'ı düşen kenarı demek Q0.0 çalıştı demek. Q0.0 çalıştıysa bir sonrakinden başlaması lazım. Yani Q0.1'den o nedenle burayı 2 yapacağız. Q0.7'nin düşen kenarı yaparsanız Q0.7 çalıştı demek. Bunun bir altındaki Q0.6 çalışabilmesi için 64 değerini girmeniz gerekli. Bu şekilde gönderelim. Verdim. Ne yapmıştım? Butonumun düşen kenarını Q-byte 0'a 0 olarak atatmıştım. Bakın elimi butondan çektiğimde de tüm çıkışlar 0 oluyor. Burada işte biraz sayısal değerleri bilmemiz gerekli. Bu yorumu yapabilmemiz için. Sayısal değerleri bilirseniz sıkıntı yok. Düşen kenarla da bu şekilde yapabilirsiniz. Baştan söyledim belki anlaşılmadı. Q0.7 yandıktan sonra düşen kenar olduğu için bir altına right dönüş yaptığında sonra sağ dönüş yaptığında 64 ile başlatmanız gerekli. Yine Q0.0'ın düşen kenarı yaptığınıza göre Q0.0 artık çalışmıştır 1 saniye. 1 saniye sonunda da Q0.1'den başlatmak için burayı 2 yapmanız lazım. Kaydırma ve döndürme komutlarıyla ilgili yaptığım örnek videom bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.